Bayanlar ve herkese birçok güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz Japon yemekten bahsetmek istiyordum. Sushi, bildiğiniz sushi'dir. Japonya'da mutlaka yenilmesi gereken yemeklerden biri. Ve Sergir Kato tanıyor musunuz? Aichi'da, Nagoya, oralarda yaşayan Türk YouTuber banda. Onunla tanıştım yüz yüze. Onun annesi ve teyzesi Japonya'ya gitti. İlk defa sushi yedi diye video vurdum da beraber izleyerek sushi konuşalım. Hadi starto. Annemle teyzemi sushi yiyeceğe getirdim. Şimdi birazdan sushi yiyecekler. Deneyecekler. Kappa sushi. Arabayı park ettim. Onları kapıda indirdim yürümesinler diye. Çünkü ben çok hayırlı bir evladım. Biliyor musun? Kappa sushi zincirli restoran her yerde var ya Japonya'nın. Annemler ilk defa sushiciye geldiler. Tabii sushilerle ilgilenmiyorlar, daha çok ortamla ilgiliyorlar. Ben onlarla tanıştım. 2 sene, 2,5 sene önce miydi? Aydın, Sokya onların evine gittim. Sergir'in küçük kızı da vardı. Halla bebekti o zaman da. İzliyorsanız buradan selam olsun. Masada yeşil çay var. Biraz döktüm. Yeşil çay hazırlıyorum. Yeşil çay toz. Shinkansen gidiyor. Özel sipariş Shinkansen'le geliyor çünkü. Shinkansen biliyor musunuz? Yukarıda ikinci katta. Tren. Ben bir yandan kendimi yakmayayım. Al anne. İsterseniz burada dolananlardan alabiliyorsunuz. Evet. İsterseniz buradan sipariş veriyorsunuz. Bizimkiler burada dolananlardan yiyemeyecekleri için sanırım yukarıdan sipariş vereceğim. Ben de genel olarak yukarıdan sipariş ediyordum. Çünkü dolananlar mesela 3 dakika sonra 5 dakika sonra yiyoruz ya, daha fresh, taze olsun diye ben söylüyorum. O zaman şefler yapıp hemen pşşt gönderiyor. Bu arada sushiciler geleneksel şekilde bu dönen bantlar olan sushi değil. Senelerce eğitim alan profesyonel usta önünüzde böyle sushi yapıp veriyor. Bazı yerlerde fiyat göstermiyor falan, çok pahalı. Bunlar uygun. Biralar da var. Sushi ile içki iyi gider de. Rakı balık gibi işte. Bantta şey gösteren ne geliyor diyor tabelada. Çavanmuşu da vardı, Japon geleneksel Japon yemeği diyebilirim. İnternetten bakınca yumurta kreması diye yazıyordu. Çok güzel ya, tavsiye ederim. Bu Shinkansen şey ben küçükken yoktu. Çok yeni değil, 15-16 sene önce ilk çıkmış, artık normal. Ama ben de ilk defa gördüğümde oha dedim. Çocuklar çok sever. Siparişimiz geldi, al bunları şimdi. Somon söylemiş. Okay, diyoruz ve güle güle. Teyzem edamame denemedi, ondan denesin istiyorum. Bu çiğ somon. Bu da edamame da islenmiş somon. Islanmış. Hazır mısın? Biraz pişmiş yani. Çiğden başlamak ister misin? Çiğ somon yedim ben uçakta, salatanın üzerinde. He, o zaman şey, soya sosu. Yo, elinde de alabilirsin, daha rahat edeceksen. Çabuk. Geleneksel sushicide elle yiyoruz. Chopsticks haşıyla da olabilir de. İstersen önce pişmişiyle başla ya da çiğle. Sen bilirsin. Hadi bakalım. Hangisi? Fark etmez. Korkuyor sanki ya. Pişmiş ha. Ortamda çok çocuk sesi var. Azıcık yiyor. Nasıl? Sen çiğ deneyecek misin? Tepki yok. Bir kere daha at ağzına. Al soya sosunu. Anne sonra ama soğan var bak bunda. Miden falan diyeceksen. Şerife Hanım. Annem soğan dokunuyor, sonra 3 gün ağrıyor. Japonya ama... seni seviyorum. Yine geleceğim. Tamam bunu kesme. Tamam. Ama Japonlar izlemiyor. Türkler evet, izliyor. Japonlar izleyin. Bana ne? Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ ol anne, sağ ol. Kapatıyorum, kapatıyorum. Tamam anne, ne yapayım? Dur onu da göstereceğim. Köyden indiğim şeyde. Beğenmemiş. Teyze çiğ balık. Soğanlıdan dene daha güzel.
Çiğ balık çok iğrenç diyenler var ya, alışkanlık ya, yersiniz sonra olmaz. Ha, güzel mi ya? Sen deneyecek misin bundan? Dene bakalım. Denesin, denesin. Çubukla. Vay, cesur yürek. Pilavını alıyor sadece. Parçalandı tabii. Ha gayret, ha gayret. Ha gayret. Soya soslu pilav diyor. Bu edamame mi? Hadi edamame. Japonların içki yanında en çok yediği abur cubur. Yani evet. Şey, abur cubur değil. Şey mi? Mezene haşlanmış. Buzlu. Böyle böyle, aa, kabuğuyla değil. İçi, içi tabii. Ne kızılsın lan? Ay, midem bulandı. Midem bulandı diyor. Bence. Anne, ne yedin de midem bulandı? Tattım, tadar ettim. Bu biraz eski videoda, umarım artık seviyorlardır sushi. Ya somon dışında da sushi restoranlarında çok çeşitli sushi'ler var, onu göstermek istiyordum. Kapa sushi'nin menü açtım da bakalım mı? İşte menü diyor burada. Çeşitler. Ha, hepsi wasabi olmuyormuş. Ya wasabi çok acı oluyor ya, o yüzden sevenler koysun diyor. Dönemin özel sushi'ler var. Vaa, bunlar çok güzel. Ya buri diye beyaz balıklar var, çok severim. Biraz yağlı. Bunlar maguroymuş, ton balığı. Vaa, çok iyi. Ton balığın da çeşitler var. Yine buri var. Katsu, somon, böyle çeşitleri. Katsu burada var mı bilmiyorum. İşte karides falan. Oo, karides de çeşitleri var. Bir de bunlar da midye gibi kabuklu balıklarının çeşitleri de var. Kalamar, aftabot. Bunlar pişmiş ama. Buralarda hamsi ya da balık ekmek arasında olan balıklar, o tarzı biz de mavi balıklar diyoruz. Bunlar da çok güzel. Sebze, bu patlıcan falan. Aa, yılan balığı, bunlar da çok güzel. Tamago var, yumurta. Bu da yılan balığı, çeşit var. Bu biraz değişik, nori dışarıda kendin sarsın diyor. Aburi tempura azıcık pişmiş. Sergin dediği neydi, ıslanmış gibi demişti. Tempuralı işte, bu da tempura. Aa, bu da güzel, ebiten, karides. Peynir mayonezli diyor. Etli sushi'ler azıcık ama var. Çok geleneksel diyemeyiz. Ve gunkan burada şey demek. Savaş gemi demek. Gemi. Şekil olarak benziyor ya. Bu balık yumurtaları, samon yumurtası. Var, natto var. Natto biliyor musunuz ya? Kokulu fermente, soya beans. Mısır var. Bunlar da başka, balık yumurtası falan. Ve maki var. Sanırım en çok bilinen Türkiye'de sarma sushi'ler bunlar. Salatalık var, natto var, kampiyo, turp. Bunlar çocuklar içinmiş. Yan yemekleri de güzel görünüyor. Karaage var, tempura var, salata var falan. Bunların hepsi bandıyla gelebilir. Edamame yemiş. Ha, bunda miso shiru, geleneksel çorba. Ha, ramen bile varmış ya. Bir sürü şey var. Udon var. Ve tatlılar. Ve içkiler, bu arada bira var. Çeşitli viski, highball. Viski soda diyeyim. Ve nihonshu var. Sizin dediğiniz sake, nihonshu diyoruz. Japon sakesi. Çünkü sake deyince içki demek. Her biradır, viskidir. Her şey sake Japonca olarak. Alkolsüz bira var. Kim kahve içer ya sushi'de? Kola var falan. Bunlar eve götürmek için paket yapıyorlar. Acıktım. Sizin merak ettiğiniz sushi var mıydı? Maalesef Türkiye'de o kadar güzel sushi bulamadım. Ben Japonya'ya giderseniz kesinlikle deneyin. Beğeni, abone, yorum kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hona.